Buyurun, buyurun. Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Törenimizi teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Rabbime, bizlere bir 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Oylarıyla, destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27.835.000 kardeşimin hepsine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İradeleri farklı yönde tecelli etse de sandıklara giderek demokrasimizin gücüne güç katan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Kilometrelerce yol kat ederek, kimi zaman saatlerce sıra bekleyerek ana vatanlarına karşı vatandaşlık görevlerini yerine getiren yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum. (Gülüyor) 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları sırf oy tercihlerinden dolayı son 2 haftada sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece yurt içi ve yurt dışında yaşayan kendi insanımızın desteğini almadık. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında umutlarını ülkemize bağlamış 100 milyonlarca mazlum ve mahzun gönlün de duasını aldık. Türkiye deyince gözleri parlayan, gözyaşı döken, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm kardeşlerime şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Seçimleri müteakip arayarak sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. 28 Mayıs gecesi ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya, gönül coğrafyamızın tamamında sokaklara taşan o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye'ye yönelik bu büyük sevdanın hakkını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabbim bizi milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin diyorum. Aziz milletim, değerli dostlar,
Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktı. 14 Mayıs'ta seçimlerin meclisle ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle hamdolsun başarıyla tamamlamıştık. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi rakibimize fark atmamıza rağmen ilk turda %50+1 şartı aranması sebebiyle ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta milletimiz 0,50 oy oranıyla yarım bıraktığı işi tamamlamak için yeniden sandıklara gitti. İlk tur seçimlerinde katılım oranımız %87'yi aşmıştı. İkinci turda da yine %85'i bulan rekor bir katılım seviyesine ulaştık. Milletimizin akın akın sandıklara koştuğu 28 Mayıs seçimlerinde %52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Bu ulvi görevin uğruna ve yoluna ömrümü adadığım milletime, gönül coğrafyamızın her yanına ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Aşk inan çalışan yorulmaz diyerek Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bu hassasiyetimizi hep muhafaza ettik. Hizmet götürürken kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Bölgecilik, particilik veya ayrımcılık hiçbir zaman yapmadık. Şeyh Edebali gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Yunus Emre gibi yaradılanı severiz yaradandan ötürü dedik. Ahmed-i Hani gibi insan en büyük kalemin çizdiği nakıştır dedik. Bugün de aynı hikmet ışığının izinden gidiyoruz. Bugün de aynı idealleri, aynı ilkeleri savunuyoruz. Bugün de tüm Türkiye'ye Hacı Bektaş'ın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan'ın, Mevlana'nın, Ahmed-i Hani'nin sevgi diliyle sesleniyoruz. Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil, muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. Gelin canlar, bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz. Bu samimi çağrımızın bütün renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonun tamamında mâkes bulacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Türkiye'nin 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin birliği ve beraberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Değerli dostlar,
Burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye sandıkların kapanması ve sonuçların açıklanmasıyla artık yeni bir yola girmiştir. Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Ve yeni kabinemizle birlikte de Türkiye yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden Salı günü ilk kabine toplantımızı inşallah yapacağız. Seçim gündemine takılıp kalmak, Türkiye'ye patinaj yaptırmak demektir. Müflis tüccar misali sürekli eski defterleri karıştırmanın ülkeye de millete de hiçbir faydası yoktur. Hep birlikte önümüze bakmalı, geleceğe odaklanmalı, artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkartarak istikbali inşa etmenin gayretinde olmalıyız. Biz seçimler sonrasında iç muhasebesini yapan, kendini yenilemeyi, güncellemeyi başaran bir geleneğe sahibiz. Eksiklerimizi gidererek, hatalarımızı düzelterek, güçlü yanlarımızı daha da tahkim ederek bugünlere geldik. Her seçim sonrasında yeni bir sayfa açtık. Rövanş peşinde, hesaplaşma peşinde koşmadık. Haksızlığa uğrasak da hakka girenlerden olmadık. Yalanlara, iftiralara maruz kalsak da adaletten asla sapmadık. Kendi seçmenimizle birlikte bize oy vermeyenlerle de muhabbetin diliyle konuştuk. Zaferlerimizle birlikte tevazuumuzu da büyüttük. Ancak ezici çoğunlukla kazandığımız 17 seçimin hiçbirinde muhalefetten böyle bir tavır görmedik. En büyük sıkıntımız zaten ülkemizde bu noktada gerçekten gayretli bir muhalefetin olmayışıdır. Eski alışkanlıklarını terk etmeye maalesef yanaşmadılar. Milletin maslahatı yerine kendi küçük hesaplarının peşine düştüler. Samimi bir öz eleştiri yapmaktan ziyade hatayı, kusuru, başarısızlıklarının sebeplerini hep vatandaşta aradılar. Hemen her seçim sonrasında musafalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladık. Bu sefer farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımı, ilçeleri, köyleri, haneleriyle 81 vilayetimizin tamamında bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum.
Gün bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin hep beraber Türkiye 100 yılının inşasına omuz verelim. Cumhuriyetimizin 100. yılını şanına, ruhuna ve manasına uygun bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte idrak edelim. İnşallah el birliği, gönül birliği içinde bunu başaracağımızdan asla şüphe duymuyorum. Davetimize icabet eden tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Aziz milletim, kıymetli misafirler, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının elbette pek çok anlamı vardır. Milletimiz bir kez daha demokratik kazanımlarına sahip çıkarak bizlere durmak yok, yola devam, çalışmaya devam demiştir. Tabii yetmez, hizmet ve eser üretmeye de devam demiştir. Milli iradenin üzerine gölge düşürme girişimleri akamete uğramış, tıpkı bir asır önce olduğu gibi manda ve himaye tekliflerini milletimiz yine reddetmiştir. Eser ve hizmet siyaseti popülizme galip gelmiş, insanımızın basiret ve ferasetinin hafife alınmaması gerektiği tekrar anlaşılmıştır. 1950'den beri neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbelerle yara alan Türk demokrasisi rüştünü tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Seçmenin yarısını dahi sandığa götüremeyenlerin attığı diktatörlük ve otokrasi iftiralarının içinin tamamen boş olduğu görülmüştür. Bu seçimlerle 10 yıllardır ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları boşa çıkarmakla kalmadık. Aynı zamanda geleceğimizi de güvence altına aldık. Yine bu seçimlerde Türkiye 100 yılı teklifimizin insanımız tarafından kabul edildiğini gördük. Bir asır önce milli mücadelesini Cumhuriyet'in kuruluşuyla tamamlayan milletimiz, Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye 100 yılıyla taşlandıracaktır. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu vizyonumuzu adım adım uygulamaya geçireceğiz. Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsinin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vaat etmişsek inşallah tek tek bunları gerçeğe dönüştüreceğiz. Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini hakiki manasıyla pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu da içe kapanarak, hadiseleri tribünden izleyerek değil,
girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını daha da genişleterek yapacağız. Milletinin teveccühüne iki kez mazhar olmuş bir devlet başkanı olarak Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir. Bundan sonra uluslararası kamuoyu küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan, mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıkan bir Türkiye göreceğiz. Yeni dönemde muhataplarımız karşılarında sınırları içinde ve dışında terör örgütleriyle daha kararlı mücadele eden, mavi vatanda kendisinin ve kardeşlerinin hakkını daha güçlü gözeten, ekonomiden ticarete, güvenlikten demokrasiye başarı çıtasını yükselten, hasıl her alanda daha kararlı, daha cesur, daha müşfik, daha aktif bir Türkiye bulacaktır. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır inancıyla bugünden itibaren Türkiye 100 yılının inşası için Bismillah diyoruz. İnşallah bu akşam yeni kabinemizi açıklayarak yola revan oluyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle özellikle dünyanın bir ucundan şu anda aramızda bulunan Venezuela başkanına milletim adına hoş geldiniz diyorum. Aynı şekilde değerli kardeşim Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev kardeşime tekrar hoş geldiniz diyorum. Aynı şekilde Özbekistan Başkanı Şevket Mirziyoyev kardeşime hoş geldiniz diyorum. Tabii bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ersin Bey'e ve Başbakan'a çok çok teşekkür ediyorum. Yine Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan Başkanı'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Devlet başkanlarının sayısı fazla. Tek tek saymaya şu anda kalkarsak herhalde yeniden konuşmayı yenilememiz gerekecek. Gerek Kırgızistan, Türkmenistan, hepsinin devlet başkanlarına, Pakistan Başbakanı kardeşime, özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bütün bunlarla beraber şu anda isim isim sonuna kadar saymayı çok arzu ederim. Buna da herhalde biraz vakit noktasında sıkıntımız var. Ama bu akşam zaten yemekte beraber olacağız ve yemekte de özel muhabbetimizi geliştireceğiz, genişleteceğiz. Tabii Cumhur İttifakı'nın bu süreç içerisinde beraber bu mücadeleyi yürüten Devlet Bey'e şahsım, tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.
Aynı şekilde yine bu süreç içerisinde beraber bu mücadeleyi sürdürdüğümüz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'na, aynı şekilde Hüdapar Genel Başkanı'na ve yine aynı şekilde bu süreç içerisinde beraber yürüdüğümüz Önder Bey'e yine çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine özellikle bizlerle beraber yola devam eden ve bu süreç içerisinde adeta noktayı beraber koyduğumuz özellikle Sayın Genel Başkan'a da özellikle huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde artık unuttuğumuz filan. Mustafa Destici Bey'e burada mı görmedim? Teşekkür ediyorum. Evet ve huzurlarınızda ben yine Sinan Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanları olarak aramızda bulunanlardan şu anda Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Radev aramızda, ona da teşekkür ediyorum. Gabon Cumhurbaşkanı değerli dostum Ali Bongo'ya çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mamadi Dumbo'ya da teşekkür ediyorum. Yine Bissau Cumhurbaşkanı Ömer Sisoko'ya. Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç'e teşekkür ediyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanımız Tokayev kardeşimi söyledim. Kırgızistan Çaparov'u özellikle teşekkür ediyorum. Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'ya da çok teşekkür ediyorum. Kosova Cumhurbaşkanı Sayın Osmaniye çok teşekkür ediyorum. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Benderovski'ye teşekkür ediyorum. Ruanda Cumhurbaşkanı, evet Sayın Paul Kagame'ye teşekkür ediyorum. Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a teşekkür ediyorum. Togo Cumhurbaşkanı Ginasing Bey'e teşekkür ediyorum. Venezuela'yı söyledik, Türkmenistan'ı söyledik. Bunun dışında Cumhurbaşkan yardımcıları var. Hepsine özellikle şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sandığa giderek özgür iradesiyle ülkemize bir demokrasi şöleni yaşatan her bir vatandaşıma 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin her bir ferdine tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle
Halef selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.